Kurban Bayramı'na bir aydan daha az bir süre kalırken hayvan besiciliği yapan üreticilerin de hazırlıkları hız kazandı. Kurban Bayramı'nda satılacak olan hayvanların bakımına daha bir özen gösteren besiciler tatlı bir telaş yaşıyor. Çanakkale'deki besiciler de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını almak için gün sayıyor. Ancak besi yemi, kaba yem, tohum ve mazot maliyetlerinin bir yıl içinde %100'den fazla artması bu sene kurban fiyatlarını arttırdı. Koyun, keçi gibi küçük baş kurbanlık hayvan fiyatı bu sene 10 ila 25 bin lira arasında değişirken, orta hallice bir dananın fiyatı 100 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkabiliyor. Artan maliyetler yüzünden zor günler geçiren hayvan üreticileri her şeye rağmen Kurban Bayramı'nda mallarının para yapmasını umut ediyor. Gün geçtikçe hayvancılık işinin bittiğini söyleyen ufakbaş hayvan besicisi İsa Kula, büyük emek sarf ettikleri kurbanlıklarını bayramda satabilmenin umudunu taşıyor. Yani geçen sene ben 100-130 tane mal sattım, bu sene daha 70 tane mal sattım. Yani şöyle karşılaştırıyorum. Mesela geçen seneki müşterilerimi aradım. Niye gelmiyorsunuz falan? Memnun değil miyiz? Abi sizden memnunuz ama şu an durum yok diyor. Hayvan varlığı çok çok azaldı. Geçen ben bir arkadaşımın koyunları doğumdan çıkmış, yani kuzu kendini kurtarmış. Damızlık hayvan kesime gitti. Çünkü ne samanı alabiliyor, ne yemi alabiliyor, ne vatandaş çiftini sürüyor, ne ekinini ekebiliyor. Mazot olmuş 45 bin lira. Şu durumda hayvancılık diye bir şey kalmamıştır. Ancak dışarıdan getiriyorlar, eti ucuzla. Eti ucuzlamaz bu şekilde. Sen elindeki çiftçiye şeyi verirsen, katkı sağlarsan ancak öyle ucuzlatabilirsin. Mazotu mesela, çiftçinin mazotunu düşürmen lazım. 45 lira mazot olup da çiftçi nasıl yapacak bu işi? Çiftlikte babasına yardım eden Kadir Kula da geçen sene iyi bir koçu 7 ila 9 bin lira arasında sattıklarını, bu sene ise 25 bin liradan aşağı satamadıklarını ifade etti. Geçen sene iyi bir koçu mesela 7 lira, 7,5 liraya, 9 liraya sattık. Bu sene 25 liradan aşağı satamıyoruz. Bu sefer de hem satıcı için zorlaşıyor hem de alıcı için zorlaşıyor. Geçen sene mesela daha iyi mesela alım gücü olarak, bu sene ise daha zorlaşmaya başladı. Ev kiraları arttı.